Muhammed, hicret öncesinde sadece 2 evlilik gerçekleştirmiştir. Geri kalan evliliklerin sayısı ise bazı kaynaklara göre farklılık göstermektedir. Kaynakların çoğunda İslam peygamberinin 10 ila 15 arası hanımı olduğunu doğrular niteliktedir. Muhammed'in yaşadığı dönemde ve yaşadığı topraklarda çok eşlilik köklü bir geleneğe sahiptir. Peki niye o zaman Hatice ile evliyken başka bir kadın hayatında yoktu? En ünlü eşlerinden biri olan Ayşe, belki de İslam'ın geleceğini kendine göre şekillendirdi. Gelecek halife onun yaptıklarıyla seçildi. Bu kadar çok eş olunca tabi bazı sorunlar ve işin içinde peygamber eşi olmak da girince tıpkı Osmanlı saraylarında olduğu gibi ortaya türlü tuzaklar, entrikalar ve oyunlar çıkıyor. Rivayet olunduğu gibi 623 yılının sıcak bir gününde eşlerinden Ayşe, Muhammed'e şöyle diyor. Ma era rabbeke illa yusari'u haveke. Bu sözün Türkçesi günümüze 3 farklı şekilde gelmiş. Sırayla, vallahi Rabbinin senin arzunu hemen yerine getirdiğini görüyorum. Rabbin şüphesiz senin dilek ve arzunu geciktirmeden derhal gerçekleştirir. Rabbin Teala ancak senin arzunun tahakkukuna müsaraat ediyor. Ayşe'nin sözünün anlamı şu. Bakıyorum da senin efendi tanrın yalnızca senin şeyinin keyfini, hevanı yerine getirmek için koşuyor. Heva kelimesinin anlamı günümüzde istek, heves, meyil, sevme gibi anlamlarına geliyor. İslam ansiklopedisindeki anlamı da doğruluk, hak ve faziletten saparak haz ve menfaatlere yönelen nefis manasında kullanılıyor. 1, 2, 3, 4, 5. Burada uyumak için koyunları saymıyorum. Saydıklarım Muhammed'in eşlerinden başka bir şey değil. Eş sayısı da 5 ile sınırlı değil. 5'ten sonra sırayla öyle devam ediyor. Ta ki tahmini 15 sayısına kadar. İçlerinden biri diğerlerine göre oldukça yaşlı. İsmi Sevde bint Zem. Onun dışındakilerin hepsi güzel. Genç ve hepsinin cinsel arzuları üst seviyede. Tıpkı Kur'an-ı Kerim'de Tur suresinin 20. ayetinde olduğu gibi. Ne diyor ayette? Özenle dizilmiş tahtlar üzerinde yaslanmışlardır. Ve biz onları İri ceylan gözlü hurilerle evlendirmişiz. Rahman suresi 70. ayet. Orada huyları güzel, yüzleri güzel kadınlar vardır. Rahman suresi 56. ayet. Orada utangaç bakışlı öyle kadınlar vardır ki, bundan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmamıştır. Diyanet kurumlarının çevreleri de şöyle. Diyanet İşleri 31-34. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Diyanet Vakfı 31-34. Şüphesiz takva sahipleri için umulanı buldukları yer, bahçeler, üzüm bağları, göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar, içki dolu kaseler vardır. Muhammed'in eşlerine karşı adaletli olması için cinsel birleşme seronomisi sıraya konulmuş. Bu döngüde Sevde bin Zemt'in şansı oldukça düşük. Onun dışındakiler sırasını ve dolayısıyla gücünü kimseye kaptırmak istemiyor. Hal böyleyken bir ayet geliyor ve döngü bozuluyor. Sıralı sistem yerini Muhammed'in istek ve arzularına bırakıyor. Burada da göklerden gelen bir karar olmuş. En geçerli doğru hadis kaynakları olarak bilinen sahih hadislerin sahipleri Buhari ve Müslim'in de olduğu kaynaklara göre Ahzab suresinin 51. ayeti şu şekilde. Ey Muhammed! Onlardan yani karılarından dilediğini geriye bırakır, dilediğini öne alabilirsin. Bu ne demek oluyor? Yani eğer o isterse her gün aynı eşiyle yatabilir.
ya da istemediği birini hiçbir zaman yanına almayabilir. Bu ayetle birlikte tüm kontrol Muhammed'in eline geçiyor. Diğer konulardaki tüm ayetlere baktığımızda da yaşadığı zorlukların üstesinden bir ayetle kurtuluyor ve kendi lehine çeviriyor. Bu ayetin eşlerine bildirilmesinden sonra Ayşe o meşhur sözünü söylüyor. Görüyorum ki senin efendi tanrın senin arzularının keyfini yerine getirmek için koşuyor. Ayşe'nin bu sözü bildiğin dini sorgulama, agnostik düşünceye kayma, bir isyan belirtisi. Bunu günümüzde biri söylemeye kalksa hayati tehlike riski ortaya çıkar. Diyanet'in resmi çevirisinde 50. ayette şöyle deniyor. Ey peygamber, mehirlerini verdiğin eşlerini, karılarını, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği cariyeleri, seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını, teyzelerinin kızlarını ve peygamber nikahlamayı dilediği takdirde müminlerden ayrı sırf sana mahsus olmak üzere kendisinin mehrini peygambere hibe eden mümin kadını almanı helal kılmışızdır. Bir zorluğu uğramaman için müminlerin eşleri ve cariyeleri hakkında onların üzerine neyi farz kılmış olduğumuzu bildirmiştik. Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Burada o dönemdeki uzun yolculuklarda savaşların olduğu dönemlerde Muhammed'e verilen büyük ayrıcalıklardan bahsediliyor. Her şey Muhammed zorluk çekmesin diye. Yolculuk esnasındaki tüm karşı cins İslam peygamberi Muhammed'in eş adayı olarak söylenebilir. Bunlardan ayrı öyle bir ayrıcalık vardır ki o hepsinden beter. O bir kadını görüp de hoşlanırsa kocası o kadını boşamak zorundaydı. Bu işin böyle bitmeyeceğinin sisteme gelen eleştirilerden anlayan Muhammed daha sonra 52. ayet ile durumu güncelliyor ve kendine çeki düzen veriyor. Ey Muhammed! Bundan sonra sana hiçbir kadın cariyelerin bir yana, güzellikleri ne kadar hoşuna giderse gitsin, hiçbirini başka bir eşle değiştirmen helal değildir. Allah her şeyi gözetmektedir. Bu ayetin bir sınır koyduğu, bu sınırlama nedeniyle Muhammed'in artık o zamanki karılarından başka bir karı alamayacağının hükme bağladığı belirtilir. Bu videonun sonuna geldik. Konunun devamı için desteklerinizi bekliyorum. Beğeniye basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Aydınlıkla kalın.